Merhaba hevalno, men xwest slava xwe bi kurdî bidim. Yani başka bir nedeni de şey yani sosyolojide özellikle göç konusuyla çok uğraştım. Onun üzerine çalıştım. Ve şeyi merak ediyorum yani bu son 10 yıldan beri belki 15 yıldan beri Avrupa'ya çok büyük bir şekilde göç dalgası var yani. 60'larla ya da 90'larla karşılaştırılmayacak bir boyutta. Yani sadece tabii ki Orta Doğu'dan değil, Kuzey Afrika'dan başka ülkelerden de büyük bir şekilde var. Yani ama şu an Orta Doğu en böyle yaygın olan bir bölge. Yani Türkler geliyor, Kürtler geliyor, Suriyeliler geliyor, şimdi Afganlar da geliyor. İşte bunu daha iyi anlayabilmek için buralara geldim. Yani Kürtçeyi bilmemek benim için büyük bir eksiklikti. Yani örneğin çocukluğumda şarkılar dinliyordum hep. Annemin verdiği, babamın verdiği yani kasetlerimiz falan vardı. Hissediyordum ama anlamıyordum. Örneğin yani bu bir eksikliktir. Sonra yani anneannem, annem bazen Kürtçe konuşuyordu. Çocukken galiba biraz anlıyordum ama bir süre sonra anlamamaya başladım. Yani böyle küçükken çok dert etmedim kendimi ama anlamıyordum yani. Bunu böyle yani 14 yaşına geldiğimde bayağı hissetmeye başladım. Ve yani 14 yaşına aslında bir kursa gitmek istemiştim. Ama kurs yoktu. Yani Frankfurt'ta bizim şehirde. Yani kurs yapan öğretmenler belki vardı ama bunun organizasyonu yapan yani doğru dürüst yapan yoktu Almanya'da. İşte o eksikliği bugüne kadar hissettim. Ondan dolayı yani Kürtçe öğrenmek istiyorum. Şimdi 1,5 yıldan beri Frankfurt Üniversitesi'nde bir Kürtçe kursu var. Orada da başlamıştım. Bir temel öğrenmiştim. Ama bunu yani derinleştirmek istedim ve yani şimdi zaten buraya sosyoloji amaçlı geldiğim için buradayım ve yani burada yani Kürt çok var. Kürtlerin bölgesi zaten, toprakları. O yani burada daha iyi öğrenebilirim diye burada öyle bir girişime girdim. Ve bu eksikliği burada daha fazla gidermek istiyorum. Yani insanlarla sohbet edince yani bir Rojbaş Çavayi'den sonra daha fazla konuşmak istiyorum. Yani sohbetlerimi, yani yaşadıklarımı falan hepsini aslında Kürtçe anlatmak istiyorum. Ondan dolayı daha fazla öğreniyorum yani şu an. Yani buradaki Kürtler üzerine yapılan asimilasyon politikaları tabii ki gözetliyorum yani. Özellikle yani sosyolojide okumuş olduğum birikimler var, teorik birikimler, metotlar falan. Ve yani gözetliyorum, anlamaya çalışıyorum. Ve yani şu anki durumda asimilasyon hala var. İlk başta bunu belki belirtmek gerekiyor. Asimilasyon mekanizmalı hala yürüyor. Belki yani eskisi gibi yasaklar yani şiddetle uygulanmıyor. Yani Ahmet sokaklarında yürüdüğümde, dolaştığımda Kürtçeyi duyabiliyoruz. Kürtçe şarkılar da çalınıyor. Yani Kürtçe kursları var Ahmet'te. Bunlar doğru, iyi olması lazım zaten. Ama yani asimilasyon, yani belki sosyolojik kavramlarla yani bir kolonyalizm var, bir de postkolonyalizm var. Yani
daha modern ya da postmodern metotlarla asimilasyon yürüyor Ahmet'te ya da belki Kürdistan'ın bütün yerlerinde. Ve onu görebiliyoruz. Yani nedir bunlar? Daha çok böyle bir oto asimilasyona doğru gitmiş. Yani Kürtler kendilerini Avrupalılara benzetmek istiyor. Kendi dilinden daha çok örneğin Türkçeyi öğrenmek istiyor, İngilizceyi öğrenmek istiyor, Almancayı, Fransızcayı öğrenmek istiyor. Bu şimdi tabii ki dil öğrenmek, her dili öğrenmek güzel bir şey. Yani kendim de birkaç dil biliyorum. Ama ilk başta ana dili bilmek gerekiyor. Bu aslında yani unutulmaması gereken bir şey. Ve asimilasyon olduğunu burada görüyoruz. Yani yani asimilasyonun örneğin şeyi ilginç buldum. Yani Kürtçe şarkıların Türkçe'ye çevrilmesi ilginç bir şey. Yani bazı şarkıların aslında diliyle beraber bir anlamı oluyor. Çevrildiği zaman o anlam kaybolmuş oluyor. Öyle birkaç örnek var. Yani yani asimilasyon olmayan bir ülkede bence Türkler Kürtçe şarkılarını Kürtçe dinlese daha güzel olur. Kürtler de Kürtçe şarkılarını Kürtçe dinlese daha güzel olur. Çünkü bazı şarkılar bence çevrilmemesi gerekiyor. Yani söylediğim gibi yani öyle açık bir baskı yok ama örneğin Kürtçe dil de hala kurumsallaşmamış. Hala yasallaşmamış. Yani ana dilde eğitim hakkı yok da yani uygulanmamış. Şimdi işte şeyi görüyoruz. Böyle birkaç şeye izin verilmiş, yapılıyor. Ama aslında bu kadar zengin bir dili, bu kadar çok konuşulan bir dile yani sayılar şimdi bilmiyoruz yani 40 milyon, 50 milyon belki bir de dünya çapında 60 milyon Kürt vardır yani artık. Bu kadar Kürt olmasına rağmen bu dilin bu topraklarda ana dil olmaması çok büyük bir eksik ve bu hak sağlanmadığı için yani hala tehlike altında. Ve yani en son haber vardı yani 20 bin tane öğretmen atanacak denildi. 10 tanesi Kürtçe yani 6'sı Kurmanci, 4'ü Kırmançki, değil mi? Zazaki olacak dediler. Yani bu sayı bile yani 20 bin taneden 10 tanesi Kürtçe'nin ayrılması bile bir asimilasyon politikası yürütüldüğünü bile gösteriyor. Dil konusunda çok ısrarlı durmak gerekiyor bence. Yani ısrarla ama hevesle de beraber. Yani hata yapa yapa, sonra ondan yani o anlamda ısrarlı ve hevesli olmaya davet ediyorum herkesi.